Şimdi 1877-93 harbi e, savaşına baktığımız zaman bu savaş aslında Abdülhamid'in tahta çıkmasının hemen ertesinde bir yıl sonra 1877'de patlak veren ama daha öncesinde Balkanlar'da zaten Sırplarla, Karadağlarla vesairelerle çatışmaların olduğu Rusya'nın da katılmasıyla Osmanlı-Rus savaşına dönen bir hadise. Bu savaşı Abdülhamid tahta çıktığında istemedi. Ruslarla savaşmak istemedi, özellikle vurguladı İstemiyorum dedi çünkü Osmanlı ne kadar Osmanlı ordusu var diye sorduğunda 800 bin Osmanlı Osmanlı askeri var dendi yoktu öyle bir şey. Sonuçta çıka çıka 400 bin tane hatta 300 bin tane çıktı yani 400 bin tane ama savaşa gidebilecek bin 300 bin tane asker var. var. Dolayısıyla siz bu vaziyette savaşa nasıl gideceksiniz? Zaten bir iç karışıklıktan sonra tahta çıkmış Abdülaziz öldürülmüş, Öldürmüş. arkasından bir padişah tahttan indirilmiş, tahta şartlı olarak pazarlıkla gelen bir sultan var. Ortalık zaten iç barış sağlanamamış daha. Bunun arefesinde kalkıp bir savaşa gireceksiniz Rusya gibi bir ülkeyle. E dostunuz kim, düşmanınız kim, ne kadar cephaneniz, ne kadar silahınız var belli değil. Ama Mithat Paşa ve arkadaşlarının ısrarı üzerine bu savaşa girildi. Bir de bak adını koyalım bu Osmanlı-Rus savaşı Mithat Paşa ve arkadaşlarından dolayı çıktı. Öyle şey olur mu? Ya? Yanlışsa e, bilemiyorum. <laughs> yanlış tabii. Yanlış değil yanlış efendim da. ne alakası var yanlış değil. E, çıktı yani, sonra ne oldu? Osman... Hocam müsaade ederseniz lütfen. Müsaade ederseniz. dersiniz. Ya program yapacaksanız de baş, tek başınıza gelin çıkın yapın o zaman. Beni çağırmayın lütfen. E zaten ya, öyle lütfen geldi ama ya. Böyle böyle programı kabul etmiyorum ben böyle programı. Koş, koş, arkasından koş, lütfen. arkasından tabii ki toprak Metin kaybedildi. Metin Hocam evet. bir şey merak ettim. Ya şimdi, Abdülhamid'in bir şey merak ettim. Bu savaşa evet buyurun. E, Mithat Paşa niye bu savaşı istedi ve Abdülhamid istemedi bir savaş e, nasıl girdi? E, çünkü pazarlık da geldiler. Abdülhamid, şeyi e, Mithat Paşa İngiliz komandasında, kontrolünde bir insandı. Bunu herkes biliyor. Abdülaziz'in var doğru hiçbirini inkar etmiyorum. Mağdak valiliği, var. Tuna valiliği harika valilikler yapmıştır doğrudur. Ama neticede İngiliz kontrolünde biriydi. Abdülaziz'in öldürülmesinde de İngiliz parmağı vardır. Beşinci buradan tahta çıkmasında da İngiliz'in desteği vardır İngilizlerin. Dolayısıyla ya yani tanzimat e, paralelinde akıp gitmek istiyorlardı. Abdülhamid'i de hiç tanımadıkları için, karakterini ve siyasetini bilmedikleri için bilmeyerek iktidara getirdiler. Yoksa getirmeyeceklerdi. Getirdiklerine de bin pişman oldular. Dolayısıyla e, Mithat Paşa ve arkadaşları, Redif Paşa vesaire savaşı istediler. Abdülhamid savaşa karşı. Bir defa Abdülhamid'in felsefesinde genel olarak söylüyorum, savaş yoktur. Abdülhamid savaşa şiddetle karşıdır. Abdülhamid savaşmaktansa eğer yenilecekse, eğer gücü yoksa, Baştan toprak vermeyi kabul eden bir padişahtır. yani masraf etmeyeyim ya, Toprak kaybedeceksiniz, asgari kaybedeceksiniz, imajınız sıfır olacak. Ondan sonra da yenileceksiniz, tazminat edeceksiniz. Gerek yok diyerek karşı çıkmıştı. Evet, Savaşmadan sava toprak vermeyi tercih ederdi. Tercih ederdi. Çünkü yani yok sava savaştığınız takdirde yenileceksiniz. Yüzde 500 biliyor. Bu savaşa istemeyerek girdi. Savaş sonunda tabii ki topraklar kayboldu. Topraklar gitti. Doğru. Tunus'u da kaybettik, Cezayir'i de kaybettik, Kıbrıs'ı da kaybettik. Abdülhamit dönemi için söylüyorum. Ee, savaş sonunda Balkanlar'da birçok yer kaybettik. Arkasında da işgaller yaşandı. Tunus'ta Fransız işgali, Mısır'da İngiliz işgali. Ee, bunlar yaşandı. Doğru. Toprak kaybı olmadı değil. Toprak kaybı oldu. Ama siz, maliyesi iflas etmiş, düğün umumiye kurulmuş, Avrupalılar gelmiş e, borçlarını tahsil etmek için komisyon kurmuş bir ülkede, askerinin sayısını bile bilmeyen bir ülkede nasıl savaşacaksınız? Bu toprakları nasıl koruyacaksınız? Şimdi donanma donanma diyorlar. Donanmayı kimse bilmiyor. E, donanmayı çürüttü hal işte. Nerede çürüttü hal işte? Doğru çürüttü ama niye çürüttü? Yani çürüttü deyip çıkıyoruz. Ya arkadaş donanma ne işe yarayacaktı Abdülhamit döneminde? Soruyorum. Abdülhamit döneminin problemi neresidir? Abdülhamit döneminin iki yerde problemi var. Bir Balkanlarda Balkan. problemi var, bir de Hicaz'da problem var. Balkanlara ve Hicaz'a donanmayla mı gidecektik biz? Kızıl Deniz'den nasıl geçecektik? İngilizlerin elindeki bir Kızıl Deniz'den, İngilizlerin kışkırttığı Hicaz'daki isyanları bastırmak üzere donanmayla mı gidecektik? Ya bunu görmüyorlar. Sonra Osmanlı'nın parası mı vardı donanma yapmak için, donanmayı idame ettirmek için, tersane yaptırmak için? ...efendim Liman yaptırmak için gemi üretmek için para maliye zaten 1876'da iflas etmiş. Demetim, yani o zaman şu çıkıyor. Şu, şöyle yani ortada, şu, ortada ortada muhteşem bir padişah yok. Ortada idareyi maslahatçı bir padişah. Aynen var. öyle. Yani kurtarmaya geldi, çalışıyor. bütün sorunları çözüyor. Tık 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 meseleleri hallediyor değil. Durumu görüyor. Bazı yapacak bir şey yardım atıyor. Buna para yok. Yani i̇flas ıı, etmiş devletin başına geçmişsiniz. İflas etmiş bir devletin başında ne yapabilirsiniz siz? Ne yapabilirsiniz? Donanmanız... Para istiyor yok. Donanmayı dediğim gibi ıslah etseniz de savaşacağınız, savaşabileceğiniz Balkanlar'da gidip donanmayla isyan bastırılmaz, hicazat bastırılmaz. Donanmayı ne yapacaksın? O yüzden Abdülhamit döneminde donanma ihmal edilmişti. Ama bunun bir şimdi, anlamı vardır. Hocam, Bilakis, bir yani O zaman imparatorluklarına bakın işte. Coğrafyasına yani, bakın. Devletlerine bakın. Hepsinin, hepsinin Hayır, donanması var. Var ama bizim işimize yaramıyor diyorum donanma. Bizim işimize yarayan Öyle şey, şey Abdülhamit döneminde söyleyeyim şunu, Abdülhamit döneminde bizim işimize yarayan şey demir yollarıydı. Çünkü Balkanlara demir yolları ile gittik. Çünkü ...Hicaz'a, Arabistan'a demir yoluyla gittik. Hocam, yani bu da aynı coğrafya değil. Bunun lazım? ihtiyacımız var? Hayır, şimdi ben Abdülhamit döneminde Coğrafyanız olmazsa adaları da kaybedersiniz, Kıbrıs'ı da verirsiniz. Efendim ben şöyle bakıyorum. Mısır'ı da verirsiniz. Ben Abdülhamit döneminin coğrafyasına bakıyorum. Abdülhamit dönemindeki problemli alanlara bakıyorum. Ve bunların nasıl çözüleceğine bakıyorum. Ve bir de Abdülhamit dönemindeki maliyeye, devlet kabiliyetine bakıyorum. Diyorum ki Abdülhamit döneminde Balkanlarda milliyetçilik vardı... Hicaz'da Arap kışkırtması vardı. Buralara siz donanmayla gidemezsiniz. Donanmanın da başka yapacağı bir iş yoktu. Kıbrıs'ı zaten kaybetmişsiniz. Nereye savunacaksınız? Donanmayla gidip Kıbrıs mı kurtaracaksınız? Dolayısıyla Tunus'a mı gideceksiniz? Donanmayla. Yani, yani dolayısıyla demir yolları... Teslimiyetçi bir padişah portresi çıkıyorsunuz söylediğinizde. Teslimiyetçi değil, mücadeleci. Onun için Hicaz demir yolunu yaptırdı. Hicaz demir yolunu yaptıran bir padişah teslimiyetçi olamaz. Bir şey icat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Hicaz'daki isyanları, Suriye Hicaz, Suriye'de Arap Milliyetçiliği var, Mithat Paşa'nın da zaten başının gitmesi bundan dolayıdır, ölmesi. Ee, Hicaz, e, Suriye'de Arap Milliyetçiliği ve devleti kurma gibi girişimler vesaireden dolayıdır neyse. Şimdi Abdülhamid e, teslimiyetçi değil, diyor ki Hicaz'da bir problem var, ben bunu nasıl çözerim diyor. Bir, Arap Milliyetçiliği önleyerek çözerim, İngilizler vesaireye alet olmasınlar diyor. Olmaları takdirinde de ben buraya asker sevk ederek çözerim. Onun için de Hicaz Demir Yolu'nu yaptırıyor. Onun için de Bağdat Demir Yolu'nu yaptırıyor. Yani Abdülhamit gerçekçi. Gerçekçi, realist davranıyor. Donanmaya gidip ölü para attırmıyor. Demir yoluna ihtiyaç olduğu için, demir yoluyla bastırılabileceği için demir yoluna harcama yapıyor. Şimdi hocam kusura bakmasın ama ben Arap İzzet Paşa'nın ikilcil kitabını yazdım. 1200 sayfalık kitap yazdım. Şimdi son çıkan Hem, henüz ya, ya, yayınlamadım şimdi duruyor. İki kalın böyle son, takoz takoz gibi iki cilt kitap yazdım. Son, başa, son, bir, İzzet başa, Arap İzzet Paşa. Şu an, İzzet şimdi Paşa'nın son çıkan hatıratını ve başka şeyleri baktım. Baktım hocam bakarsın. hepsini okudum. Hatıratı, e, tamam sizi... Hatıratını sizin okudum, hatıratı sizin okudum. Hatıratı hiçbir Yayınlamadığınız kitabı ben ne bileyim Arap bana ne yani. Hatıratı hiçbir şeydi. Yayınlamadığınız yani. yani. kitabı, yani. ben ne bileyim diyor. Doğru ya yani Yayınlamamış yani, kitabı dersiniz, ben ne bileyim şimdi, ya, Ne olur yani. Olur böyle öyle bir şey? Ben Abdülhamit döneminde çalışıyorum. Abdülhamit döneminde az buçuk bilirim. Yani bak, kusura bakmasınlar. Ama Herkes Arap, Arap İzzet Paşa'ya yani. iki yıl ömrümü verdim. İki, iki kitap yazdım. Arap İzzet Paşa'nın görevi... Herkes çalışıyor daha doğrusu, kardeşi. Benim abdülham, Abdülhamit. Ab abdülham ab abdülham 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 gerçekçi bir siyaset ben izlemiştir. Sarayda Evin her milletten insan toplamıştır. Bir. Her meslekten Bunu insan toplamıştır. Bunu kimse aksine gelmiyor ki. Gerçekçi aksine gelmiyor ki bunun. Bunun aksini Hocam, söyleyen Arap, yok. Arap İzzet Paşa'yı siz gider, İngilizleri, Fransızları, diplomatları izleyen, onları Alakası izleyen yok. yaparsanız Alakası ben buna, ben buna yok. alınırım, ben bunu kabul etmiyorum. Niye yakal diyorsun? Bana ne ya, bana ne? Arap İzzet Paşa, İzzet Halo Paşa kendine göre bir adamdır. Enteresan şeyleri var, bilgileri var, yalan bol söylüyor ve maalesef öyle bir sivil polis servisi olmaz. Yani onu söyleyeyim size. Zaten çok büyük yolsuzlukları var. Çıkanlar ortada. Ben yayınlanmayan bir Hocam, kitapla kimin, konuşamam. Kimin yolsuzluğu Bizim yok bildiğin. ki o dönemde? O dönemde öyle şey olur gibi. mu ya? Öyle Hepsini şey var. olur mu? Olur mu ya? Hepsini. Olur mu öyle şey? Ne demek efendim? Olur Hepsini mu böyle bir şey? Var. Efendim bırakın o yolsuzluk yapmadan çi çi mum ışığında yaşayan... Vezirler var bilmem olur mu? Koca bir devlet erkeği yol Şunu, şunu söylemek istiyorum. Laf, Şimdi olur mu? Yıldız Saray'la baktığımız Herkesi. zaman Abdülhamid'in idare evet. tarzı, gerçekçidir, realisttir. Ve dolayısıyla da yıldızda bir kamerili, kamerilla denen veya etrafındakiler denen e, bir takım insanları evet, toplamıştır. Doğru. Onlara Arapistan da dahildir. Holo e, pardon, Ebul Huda da dahildir. Buna da bilmem ne melhameler ve da, dahildir. dahildir. E, her her birinin bir görevi Paşa. vardır. Paşa'nın Hame... görevi de Suriyeli Şamlı olmasından dolayı, Suriye'de özellikle Arap Milliyetçiliğinin gelişerek bağımsızlığa doğru gidişine. Oradaki Sufi tarikatlara karşı yönlendirme yapabilmesi için pardon Sufi tarikatlara karşı koyabilmesi için Selefi ekolü geliştirebilmesi için Lübnan'daki Arap Milliyetçiliğine, Şam'daki Arap Milliyetçiliğine daha doğrusu Orta Doğu'daki belli bir bölgenin Arap Milliyetçiliğine karşı koyabilmesi, onları kontrol altına alabilmesi için Arap İzzet Paşa sarayda tutulmuştur. Ebul Hüda da aynı şekilde bölgedeki tasavvufi tarikatları, tarikatları kontrol altına alabilmek için tutulmuştur. Dolayısıyla Yıldız'a baktığımız zaman Yıldız'da bir hayli insan vardır. Ee... Bunların her birinin görevi vardır. Bunların her birinin bir bölgesi vardır. Bazısı Arap milliyetçiliğiyle, bazı İngilizlere karşı, bazı tarikatlerle, bilmem nelerle uğraşan insanlar topluluğu vardır burada. Ha bunların suistimalleri yok mu? Var tabii ki. İçinde hem de çok ciddi suistimalleri var. Ama Abdülhamit bu suistimalleri görmemiştir. Çünkü onları kullanmaya çalışmakta ve dolayısıyla da ...coğrafyayı, imparatorluğu kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Dağılmaktan, parçalanmaktan korumaya çalışmaktadır. Yani e, olayların detayına girmek lazım. E, sadece donanmaya dışarıdan bakıp veya sadece etraf, Abdülhamid'in etrafındakilere dışarıdan bakıp... ...ya şöyledir böyledir fotoğraf çektirdi işte saraydan dışarı korktu da çıkamadı da bilmem ne... ...ya alakası yok bunun. Yani tek siz Abdülhamid'in abd şunu Ondan söyleyeyim. Ama İlber Hoca da yok, dedi yani. O, şunu söyleyeceğim. Zaten şunu söyleyeyim. Abdülhamid, Abdülhamid bütün Avrupa diplomatlarının takdir ettiği bir isimdir. Biz iki adım evet, sonrasını görürken evet. Abdülhamid 20 adım sonrasını gören ve ona göre hareket eden bir isimdir dediklerini ben yabancı kitaplardan okudum. Türkçe kitaplardan okumadım.